Hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün birlikte iki boyutlu bir şehir kurma oyunu oynayacağız. İsmi Lettice Path of Progress. Arkadaşlar Lettice 2015 yılında çıkmış ve benim gözümden kaçmış. Ben de yeni fark ettim. Geçen indirimlerde almıştım. Şimdi oynama sırası geldi kendisine. Şöyle bir baktım. Gayet hoş, gayet güzel bir oyun. Oyun şöyle arkadaşlar. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında Caesar, Kleopatra, Emperor, ondan sonra Zeus isminde şehir kurma oyunları vardı. Yaşı yeten arkadaşlar bilir. O dönemler bu oyunlar çok popülerdi. Bir şehir kurardınız. O şehrin her türlü işini siz yapardınız. Yurttaşlarınızı mutlu ederdiniz. Yurttaşlarınız da bunun karşılığında çalışırlar, üretirlerdi. Bu şekilde hayatta kalmaya, şehrinizi sürdürmeye çalışırdınız veya campaign modunu oynayarak görevleri tamamlardınız. Lettice de bunların izinden giden, eski çağlarda değil de Victorian, yani sanayi devrimi sonrası İngiltere'si baz alınarak yapılmış steampunk bir evrende Lettice ismi verilen bir diyarda geçiyor arkadaşlar. Tamamen hayali bir diyar ama Victorian döneminin steampunk esintilerini almış, steampunk dönemini kendisine seçmiş. Şimdi arkadaşlar uzatmadan oyuna bakalım. Oyunda tutorial, campaign ve sandbox var. Tutorial'ı mutlaka oynamalısınız. 5 adet tutorial görevi var. Tutorial'lar size oyunu nasıl oynayacağınızı gösteriyor ve gerçekten çok yararlı, faydalı şeyler elde ediyorsunuz. Burayı oynamadan oyuna girerseniz sudan çıkmış balık gibi kalıyorsunuz. Campaign modunda ise arkadaşlar 26 tane görev var. Bunları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Mesela ilk bölümü seçtiğim zaman burada diyor ki 120'ye 120 bir haritada 2 görevim var. 1200 tane işçinin evini level 8'e ulaştırmam lazım. 4000 unitte et üretmem lazım imparator için. Ben sandbox oynayacağım arkadaşlar oyunu görelim diye. Başlayalım. Şu ilk sandbox haritası gayet yeterli. 200'e 200. En yüksek zaten şöyle 300-300 var. 300-300 harita bile çok büyük. 200'e 200 seçiyorum. Easy modu seçiyorum arkadaşlar. Rahat rahat oynayalım. Oyunu göstermek amacıyla. Çünkü bu oyunlar biraz şey oluyor. En ufak bir hatanızda her şey birbirine bağlı olduğu için oyununuz yanabiliyor, gidebiliyor. Haydi başlayalım. Evet, haritamız bu arkadaşlar. Şimdi ilk başta yol yapıp ondan sonra ev yapıp şehrimize vatandaş çekmemiz lazım. Adamlar şuradan geliyor. Şu kırmızı valfin olduğu yerden geliyor. Onu keşfettim ben. O yüzden şöyle bir yol yapalım. Şöyle şuradan düzgün ızgara biçiminde yerleşeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunda amacınız yurttaşlarınızı mutlu etmek, yurttaşlarınızın ihtiyacını karşılamak, onlara mümkün olduğunca iyi bir yaşam sunmak. Pardon, yanlış oldu. Dur, gelme, geri git. Şuraya da şöyle çekelim. Siz yurttaşlarınıza iyi bir yaşam sundukça onlar da sizin için çalışıyor, sizin için üretiyor arkadaşlar. Önce şöyle yapacağım. Şuraya bir ev sırası çekeceğim. Daha sonra şuraya evlerin yakınına kuyu yapmanız lazım. Adamların su ihtiyacını gidermesi lazım. Bir de banyo yapmanız lazım. Sonra adamlar kirden kokuyor yani abi. Şöyle. Tamam. Şimdi diğer hat çizgisinde biraz şey kaldı bak. Şöyle birleştirelim. Diğer ev çizgisinde şuraya çekeceğim. Ortayı boş bırakacağım. Ortaya da süs yapacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar çok önemli. Bunlar şehrinizin refah düzeyini, insanlarınızın mutluluğunu artıran şeyler. Şimdi diğer şeyi de karşıya yapalım. Yine ben bu yerleşim planını benimsedim. Çünkü çok mantıklı bir yerleşim planı. Her yaptığım ev sırası için bir banyo, bir kuyu yapıyorum. Aralarına da bahçe, bağ bahçe dikiyorum mesela şöyle. Buraya da şunları dikelim. Bakın mesela yollar hemen gelişiyor, taş oluyor. Şimdi adamlarımızı çağırdık. Bu adamlarımıza iş vermemiz lazım abi. Hemen ufak şeylerden yiyecek üretmeye başlayalım. Balık. Buraya
balıkçı yeri kuralım. Evler, bu her yeri birbirine yollarla bağlamanız lazım arkadaşlar. Bu yerlerin çalışabilmesi için, yoksa çalışamıyorlar maalesef. Burayı silelim. Şimdi o balığı orada üretecek. Ondan sonra biz şuraya... Neredeydi o ya? Hah. Şuraya şey yapalım. Üretilen balığı buraya getirsin. Şimdi şu karşıya geçmemiz lazım. Bakın burada madenler var. Burada buhar gücü var. Şurada da tarla açacak yer var. Öyle kafamıza göre tarla yapamıyoruz. Tarla yapabileceğimiz yerler şöyle verimli topraklar. Şimdi oraya geçebilmemiz için hemen şuraya bir köprü kuralım. Şöyle bir köprü kuralım. Adamların arkadaşlar yiyeceklerini falan vermemiz lazım. Alkol ihtiyaçları var. Onlar çok önemli. Onları vermemiz lazım. Onlar olmadan elemanlar şehri terk etmeye başlıyorlar. Önce şöyle 3 sıra buğday tarlası. Sonra şöyle arpa tarlası. Buraya da yol bağlayalım. Ne diyor? İş gücün yeterli değil diyor. Tabii şuraya yol yapmamışız. Adamlar buraya gelemiyor. Tamam. Şimdi oraya da göçmenler gelir. Bakın mesela göçmenler geliyor şu an. Oyunda arkadaşlar her türlü şey var. Fabrika, işleme, şu bu. Oyundaki amacımız üretip vatandaşlarımızın refahını yükseltmek, mal satmak ve hayatta kalmak. Yani oyunun amacı bu. Şimdi oraya arpa tarlası da yaptık. Hah, bakın şu şeyi yapalım. Maintenance building. Bunu yapmazsak adamların evleri yıkılıyor. Ondan sonra şuraya town hall yapalım. Belediye binası. Bakın bunu tıkladığımda çok ilginç bir şey diyor. One day some mad scientist wanted to catch a lightning bolt using our clock tower. Since then it never worked again. Bir gün diyor çılgın bir bilim adamı yıldırım yakalamak için bizim şeyimize, saatimize bir şey bağladı diyor. Kablo bağladı diyor. O günden beri saatimiz çalışmıyor diyor. Yani Geleceğe Dönüş filmine böyle bir selam çakmışlar. Şimdi şuraya da bir ev sırası yapalım. Kuyumuzu koyalım. Ha, şeyi göstereyim. Şu road block var. Mesela bizim su dağıtan abi bütün haritayı dolaşmasın, sadece bu evlerin arasını dolaşsın diye şöyle yollara road block koyuyoruz arkadaşlar. Bunu koymazsak adamlar her yeri dolaşıyor. Eğer road block koyarsak bu iki şeyin arasını dolaşıyor. Ben şuraya bir banyomuzu da yapalım. Dekoratif şeyleri yapmamız lazım. Bir sürü dekoratif şey var. Mesela lamba var şöyle. Lamba koyabilirsiniz. Köşe başına şöyle şey koyabilirsiniz. Heykel koyabilirsiniz. Oyun 2 boyutlu. Haritayı döndüremiyoruz maalesef. Şimdi. Tarla da çalışıyor. Tarlanın yanına şey yapalım. Bir saniye. Arpa yaptık. Patates tarlası da yapalım. Daha fazla yapma, iş gücün yok diyor. Şimdi evlerin üzerine tıkladığımızda görüyoruz. Bu evin ihtiyacı ne? Yemek istiyor adam. Adamın tek derdi şu an karnını doyurmak. Şurada çalışmıyor mu? Yok, çalışacak hiç yok yeterli derecede. Bir sürü ev yaptık abi. Bu kadar adam nereye işe gidiyor? Bir sıra daha açalım şuraya. Bu adamların eğlence ihtiyacı da var. Onları da karşılamamız lazım. İlk başta arkadaşlar göstermeyi unuttum. Belli bir miktar, bir yüksek bir parayla başlıyoruz. Bu bizi bir yere kadar götürüyor ama ondan sonra diğer şehirlerle ticaret yapmamız lazım. Böyle. Ben şundan yapıyorum daha çok, bu şeyi sevdim. Mesela şöyle arasına bir de
Viskiye koyalım. Böyle. Böyle iki de lamba koyalım. Buraya da şöyle bir yol işareti koyalım. Hah, gayet güzel oldu bence. Maintenance binası yapalım. Şuraya. Tamam. Şimdi ondan sonra bakın arkadaşlar. Şöyle bir çadır var. Evlere hayalet basıyor. Biraz böyle fantastik öğeler de yapmışlar. Evlere hayalet basarsa exorcist yapmamız lazım. Bu abi exorcist evdeki hayaletleri temizliyor. Şuraya bir buraya bir buraya yapalım. Tamam. Adamlar ekini getiriyor. Balıkçılar da çalışıyor. Şuraya bir balık yeri daha yapalım. Tamam, şimdi değirmen yapıp ekine un yapmamız lazım. Bir de fırın yapmamız lazım. Fırın neredeydi lan? Hep karıştırıyorum ha. Heh. Şuraya da fırın yapalım. Şimdi bu adamların yiyecek alacağı dükkan yapmamız lazım. Şöyle shop. Bakın mesela shop'u buraya koyduğumda yolların üzerinde şeyler beliriyor. Bu o yollara kadar her yere yetiştirebildiği anlamına geliyor. İşte şuraya koyalım. Şöyle. Tamam, iki tane şimdilik yeter. Ondan sonra dükkanımız hazır. Adamların eğlence ihtiyacı için tiyatro yapmamız lazım. Bu adamlar kültürel adamlar abi. Şuraya. Birini buraya yapalım. Birini de şuraya yapalım. Böyle yolları uzatalım. Türkiye'ye dönmesin ortalık. Adam gibi şehirleşelim. Şimdi bakın bu adamlar buraya kadar gelmesin. Bizim sucular, şeyciler diye. Şuralara roadblock koyuyorum. Tamam. Şu tarafa da bir maintenance koyalım. Tamam. Şu tiyatronun önüne biraz böyle ağaç dikelim. Ve şöyle bir park yapalım. Mesela şöyle. Bakın çok güzel oldu. Şimdi eve tıklıyorum. Bu adamların ihtiyacı ne? Food. Adamlara daha food gelmedi. Çünkü daha üretiliyor abi. Fırıncı ekmek yapıyor. Fırına tıkladığınız zaman görüyorsunuz bakın. Aşağıda almış unu. Değirmenci un getiriyor şu an şeye. Şuraya. Burada dolmak üzere. Bir tane daha bundan yapalım. Bunu da şuraya yapalım. Şuraya. Tamam. Şimdi tarlalarımızı hala işçi eksik diyor. Bu kadar bir sürü yaptık. Şimdi yiyeceklerin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Oyunda şeyler de var. İlerleyen zamanlarda şey yapıyorsunuz. Böyle otomaton denilen buhar gücüyle çalışan robotlar da yapıyorsunuz. Onlar burjuvaya hitap ediyor. Biraz böyle işin fantastik kısımlarına da kaçmışlar. Daha park bahçe yapalım ya. Belediye çalışma ödemesinler. Böyle. Heh. Tamam. Adamlara hala bir yiyecek gelemedi. Heh, adam balık almış şimdi. Bu gidiyor. Mesela balıklar arkadaşlar şey malları, yiyecekleri şuraya depoluyorlar. Granary'ye. Granary'den bu dükkancı marketçiler gidiyor. Granary'den alıyor. Sokaklarda dolaştırıyor. Evlere dağıtıyor. Ondan sonra tamam, burada herkes çalışıyor abi. Şimdi bizim şuraya trade center'ımızı yapalım bir. Şuraya bol bol bir dakika.
patates tarlası yapayım ben de. Lan hala eksik diyor ha. Bak şeyi unutuyorduk. Alkol şeyine. Adamların bir karnı doysun da nasıl çalışırlar siz bakın. Ve bir sıra daha yapalım olmazsa. Şöyle. Banyosunu da yapalım şunların. Sonra koktuk anam diyorlar. Sırada şuraya ev yapalım. Arkasına ağacını da dikelim. Heh. Tamam şimdi. Tamam buralar çalışıyor güzel. Bakın mesela balıkçı yeri göçmüş. Burayı toplayalım. Şehrin daha çok işçiye ihtiyacı var diyor. Yapıyoruz işte teyzemin evladı. Şunu bir saniye. Ben kendi oynadığımda sadece şu kadarlık bir evle, şu 3 sıra evle var ya, tüm haritaya hakim olmuşum. Bu sefer niye böyle yaptı anlamadım. Tamam, şuraya şeyi de yapalım. Bakım binasını da yapalım. Tamam, şimdi vergi toplayıcı yapmamız lazım. Tax Collector. Dolaşsın milletten vergileri toplasın öyle. Burası hayır kurumu değil abi. Tamam. Yiyecek işini bir çözseydik. Ha, adamlar hasat etti getiriyor bakın. Oo, dükkanlarda da var. Hadi abi dağıtıma çıkın artık. Buraya da bir güzel bir bahçe koyalım. Oraya değil. Koyalım. Bakın evler gelişiyor. Refah arttıkça adamların evleri level atlıyor arkadaşlar. Mesela bakın level 3 ev olmuş. Şunlar kaç olmuş? Level 4 ev olmuş. 10 bunun sınırı. Refahlar arttıkça adamların evleri de gelişiyor. Adamların mutluluğu da artıyor. Şuraya da şey yapalım abi. Cinci hoca yapalım. Şehrimizi cin basıyor abi. Cin, hayalet, ne var ne yok her şey basıyor. Cinci hocanın çadırından yapmamız lazım. Şimdi tiyatro. Tiyatro bir tane yaptık. O tiyatro bunların hepsine yetmez. Abi bir tane bina göçtü diyor. Nerede göçmüş? Değirmen göçmüş. Evet, çünkü buraya şey yapmadık. Buraya maintenance yapmadık. Şuraya maintenance yapalım. Tamam. Şimdi şuraya maden yapalım. Bakın burada bakır madeni çıkıyor. Şöyle. Bunları yola bağlamalıyız. Çalışmıyorlar.
Tamam, şimdi buraya da bir tane maintenance yapalım. Şimdi arkadaşlar o bakır şeyleri, bakır madeni çıkaracaklar. Onları koymaları için şey yapmamız lazım. Şöyle warehouse, ambar yapmamız lazım. Bu tarafa yapalım. Tamam, warehouse'u yaptık abi. Ondan sonra o çıkardıkları bakırı şurada bakırcı abi işleyip şey yapacak. Mutfak gereçleri üretecek. Derdi neymiş? Şey yok diyor. Yiyecek ekmek yok diyor. Tamam. Şimdi herkes çalışıyor. Güzel. Şimdi şey yapalım. Ticaret. Neredeydi lan o? Ah, Trade Center. Ticaret şeyinde, ticarette hava balonlarıyla yapıyorlar arkadaşlar. Eski usul. Trade Center'ı da buraya mı koysak? Aa dur, bundan daha önemli alkol üretmedik abi. Adamlara alkol üreteceğiz. Adamlar birazdan alkol diye ağlayacaklar. Şundan yapalım. Bu elemanlar gidiyor şuradan kelebek falan yakalıyor, mantar topluyor, onlardan bir alkol yapıyor. Bir de arpadan yapılıyor arkadaşlar. Bir de distilleri yapalım yanına. Maintenance binasını da yapalım. Çalışacak adam yok diyor da her yer adam. Acele etmeyelim, dur. Binaların hepsi şu an çalışıyor görünüyor. Tamam, arpadan şu bira elde ediyorlar. Şu binanın çalışması için arpa tarlası yapmamız lazım. Şunun çalışması için de şu şeyden yapıp Firecatcher, Hunter şeyi gidip şuradan mantar falan topluyor. Onlardan yapıyorlar. Her yer durmuş. Bir sıra daha yapalım o zaman. Worker diye yedi adam, baş milletini yedi ya. Abi ben kendi oyunumda var ya, neler başarmıştım ya. Azıcık adamla. Heh. Bunlar tiyatro da ister. Tiyatro zaten orada var. Şuraya yapalım. Tamam. Şu an her şey çalışıyor. Adamlarımız patır patır çalışıyor abi. Oyunu ben sevdim arkadaşlar. Güzel. Steam'de notu 65 bine falan vermişler. Yorumlar da karışık. Ama bence çok güzel. Yani eski tarz oyunları seviyorsanız, Sezar'ı falan seviyorsanız, o zamanlar oynamışsanız bunu da seversiniz. Çok güzel bir oyun. Grafik tarzını da ben çok beğendim. Biraz mobil oyunlara benziyor ama bence çok güzel. Hiçbir şeyi yok. Kötülüğü yok. Şu balıkçı yeri yıkılmış. Bir yere daha ekmekçi yapayım ya. Şu balıkçı yerini var ya. Al sana maintenance.
Hükümet konağının karşısında maintenance yaptırdın bana. Adamlar fut 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 diye ağlıyor ya. Şey yapalım. Sığır çiftliği kuralım. Bak onu unuttuk. Sığır çiftliği. Bunu tarafa değil. Şuraya kursak, ora verimli toprak. Şöyle yapacağım bunu. Tamam, bunlar şimdi bize et üretecek. Ah, ticareti göstereyim. Şu haritanın üzerindeki dünya haritasına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada şu Elsink bizim şehir. Burada mesela bakın başka şehirler var. Broken Wolf'a tıklıyorum. Adam ne satıyormuş? Şunları satıyormuş. İşte şifalı bitkiler, balık, et. Ne satın alıyormuş? Bira satın alıyormuş. Kum satın alıyormuş. Bir de çelik satın alıyormuş. Diğerleri de aynı şekilde böyle. Mesela en çok ne üretiyoruz diyelim? Şuradan bakalım mesela ne patates mi satacağız? Patates satın alan birini bulmamız lazım. Şuradan ben bakayım mesela. Şununla bir ticaret şey yapalım Gegerheim'le. Adama biraz patates satalım. Return. Adama şimdi yolu açtım. Ticaret yolunu açtım. Bizim şey neredeydi? Ha şurada. Burada bakın adam import. Ben satın almak istersem şunlardan adamdan alabilirim. Export'ta ticaret yani şey ihraç etmek, satmak. Adama ben şöyle şuradan 800 patates satayım. Benim stoklarımda patates ne kadar? Ona bakalım. Şuradan. Mesela ha burası şey arkadaşlar. İstatistikleriniz. Burada mesela gelirleriniz, giderleriniz var. Bizim şu an gelirimiz ne? Geçen sene gelirimiz 1877'ymiş. Harcamamız da 4763'müş. Bu sene mesela bakın harcamamız düşmüş ama gelirimiz de düşmüş. Şu an daha yıl bitmediği için burası şey düşük. Şurada mesela insanların aldığınız vergi şeyi var, oranı var. Bunu yükseltip alçaltabilirsiniz ama o tabii politik karmaşaya neden oluyor. Burada işte bizim satabileceğimiz kaynaklar, alabileceğimiz kaynaklar var. Mesela burada patates. Geçen sene 2400 üretmişim, bu sene 4800 üretmişim. Şu an mesela stoklarımda patates yok. Patates satamam ama mesela şey var. Buğday var, un var. Bunları satabilirim. Bu şekilde buraları inceleyip şey yapmanız lazım arkadaşlar. Oyun oynarken buralara falan bakmanız lazım. Çünkü oyun şey ince bir oyun. Buraları ihmal ederseniz her şey güzel giderken bir anda bir bakarsınız ortalık gitmiş patlamış. Evet bakın mesela bu evler gelişti. Level 6 oldu. Şimdi bu adamın istediyse utensil yani mutfak gereçleri satın almak istiyor bu adam. Bakalım şurada var mı utensil? Utensil niye kimse üretmiyor? Şurada üretiliyor işte. Ham madde yok utensil üretecek. Şuralar çalışmıyor mu abi? Adam yok. Maksimum kapasitede çalışamıyor. Allah Allah lan niye böyle oldu bu sefer bu oyun? Böyle yaptım şimdilik. Bu oyun niye böyle bu sefer böyle yaptı ya? Ya maintenance çakalım abi. Böyle. İkinci hocamızı da yapalım. Tamam. Her bloğa bir tane yapıyorum ben veya her 2-3 bloktan birine. Şöyle uzaklığına göre. Adamların böyle yaşam kalitesi arttıkça talep ettiği şeyler de artıyor arkadaşlar. Mesela ilk başta ekmek talep ederken hayat standardı yükseldiği zaman ondan sonra bira talep ediyor. Ondan sonra lüks eşyalar talep ediyor.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi yani. Şurada şeyi yapalım. Şuraya mesela bakın, şimdi steampunk şeyi yapacağım. Steampunk diyorum. Buhar fabrikası yapacağım arkadaşlar. Bununla şuradaki geyserlerden çıkan buharın gücünü kullanıp buharı depolayacağız. Bunu böyle borularla birbirine bağlamanız lazım. Dev yol yapalım da adam gelsin bir içine. Şeyini de unutmayalım, maintenance'ını. Böyle çalışmadı, niye acaba? Şura çalışmıyor. Neyse. Evet, şu an mesela bu adam burası steam pili üretiyor. Yani buhar pili üretiyor. Artık nasıl bir enerji kaynağıysa. O buhar pilini götürüyorlar. Şeyde depoluyorlar. Sanayide kullanıyoruz onu arkadaşlar. Fazla üretip satabilirsiniz de. Şu an adama patates satıyorum. Diğerlerine bakalım. Ve buğday falan. Şurada altın madeni vardı mesela. O altın madenini de açalım abi. Şurada. Böyle bağlayalım, yolla bunları. Heh, tamam. Şimdi buradan altın madeni çıkarıyorlar. Bu altını ister ham halinde, külçe halinde satarsınız. İsterseniz şuraya elmas mücevheratçı yapıp işleyip satarsınız. Takım akı yapıp arkadaşlar. O size kalmış. Şimdi onların altını çıkarsın oradan. Bunlar da buradan şeyi çıkarıyor. Şuraya bir tane daha utensilci yapalım. Ha, şey yapmamız lazım. Sağlık bitkileri üreten sera yapmamız lazım. Onu da şuraya yapalım. Ondan sonra herbalist yapalım ki adamlar eczaneden şey alsınlar. Sağlık bitkileri alsınlar. Herbalist nerede? Oo, yarım saat olmuş arkadaşlar. Şimdi ben bu şehri kaydediyorum. Size kendi şehrimi göstereyim. Evet arkadaşlar, burası benim kendi oyunum. Gördüğünüz gibi warehouse'larım maldan dolup taşıyor. Ticaret balonları gidiyor, satıyorlar malları. Şurada altın madenlerim çalışıyor. Evlerime bakın. Hepsi şu an level 10. Son seviyede. Sadece şu kısım biraz sıkıntılı. Gördüğünüz gibi bakın, ben bu kadar iş gücüyle şurayı çalıştırıyorum. Şuranın tamamını çalıştırıyorum. Bir de aşağıda bakın. Şurayı da çalıştırıyorum. Yani ilk başladığım oyunda bunları başarabilmişken şu kadar bir iş gücüyle. Size birlikte oynadığımız oyunda neden öyle oldu? Ben de anlamadım. Herhalde şeylerle alakalı. Mesela evlerin kalitesi bir artıyor bir düşüyor. O eldeki mala göre. Mesela mücevheriniz yoktur. Düşer. Mücevher gelir stoğu alırlar, yükselir. O inip inip çıkıyor. Onu fazla kafaya takmayın. İsyan çıkıp adamlar şehri terk etmeye başlamadığı sürece. Eğer adamlara, ha onu da söyleyeyim. Benim şu an mesela şehrimde işsizlik de yüksekti bir ara. Yani şu kadar evde işsizlik çok yüksekti arkadaşlar. O yüzden
Adamlar şehri terk etmeye başlamıştı. İşsizlik yüksek olursa insanlar şehri terk ediyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Şuraya mesela ipek böceği yetiştirme yeri yapalım. Buradan ipek böceği yetiştirip zenginler için kıyafetler üretiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyuna şöyle göstereyim. Bakın şuralar robot fabrikası. Otomaton yapıyor. Bu otomatonları zenginler kullanıyor. Bu burjuva şuradan şey var. Mansion var. Yani malikane var. Malikane yaparsanız şehrinize zengin insanlar geliyor. Burjuvalar geliyor. Burjuvalar tamamen farklı bir şey. Hemen onu da göstereyim size. Mesela şuraya bir burjuva yeri açalım. Burjuva yerini nereye açalım abi? Şuraya açalım. Şöyle. Şuralara roadblock koyalım da şu adamlar şuraya gelmesin. Tamam. Şimdi şuraya bir tane burjuva malikanesi yapacağım. Hatta şöyle 3 tane yapalım yan yana. Param da yok gerçi. Şu an benim biraz ekonomik olarak sıkmam lazım. Şimdi buraya burjuvaların gelmesi için önce bir etrafı şöyle bir bağlı bahçeli şekilli bir yer yapmamız lazım. Buraya koyalım. Bakın geliyor adamlar. Burjuvalar geldi. Uçan robotlarla geliyorlar. Şimdi burjuvaların evlerine de seviye atlatmamız lazım. Onun için mesela burjuva gidip bu fakirlerin alışveriş yaptığı yerden, normal insanların alışveriş yaptığı yerlerden alışveriş yapmıyor. Onun için onlara emporyum yapmamız lazım. Büyük bir alışveriş merkezi yapmamız lazım. Emporyum şu. Mesela buraya emporyum yapmamız lazım. Yani bina göçtü, ne göçtü? Maden göçmüş. Madeni yapalım da. Böyle emporyum yapmanız lazım, kafe yapmanız lazım. Burjuvalara normal insanlar hizmet etmiyor arkadaşlar. Robotlar hizmet ediyor. Şöyle kafe yapmanız lazım. Kafeyi de şuraya yapalım. Ondan sonra burjuvaların giyeceği şöyle ipek giysiler yapmanız lazım. Onun için ipek böceği yeri yapıp yanına da dokuma tezgahları açmalısınız ki burada bunlar için elbiseler üretilsin. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Üretip vatandaşlarınızın mutluluğunu, refahını gözetmeniz lazım ki vatandaşlarınız da sizin için mutlu olsunlar, üretim yapabilsinler. Ürettiğiniz ürünlerin fazlalarını diğer şehirlerle ticaret yapıp kendi şehrinizi güçlendirip gelir elde etmeniz lazım ki ayakta kalabilirsiniz. Oyun şehir kurma, hayatta kalma oyunu arkadaşlar. İki boyutlu eski türlere bir selam niteliğinde. Ben çok beğendim, çok güzel olmuş. Ben normalde oyunların puanlarına falan bakmam. Steam'de 65 puan vermiş millet de. Ben kendim alır denerim. Ben seversem o oyun güzeldir. Ben sevdim. Eğer bu tarzı eski tarz şehir kurma oyunlarını seviyorsanız, Sezar'ı, Kleopatra'yı özlemişseniz bence indirim zamanları siz de alın bu oyunu oynayın derim. Bu güzel oyunu sizlerle paylaşmak, sizlere göstermek, sizleri haberdar etmek istedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.